gelenler olabilir diye. Merhaba tekrar, ben Cenel Feyzullahoğlu. Agen bilişimde çalışıyorum ve yaklaşık 2,5-3 yıldır TÜBİTAK Ulakbim için Lider Ahenk Merkezi Yönetim Projesi'ni geliştiren ekipteyim. Bunun yanı sıra da biz firma olarak 2005'te kurulmuş bir firmayız ve yaklaşık işte 12-13 senedir bütün ürünlerimizde açık kaynak kullanıyoruz. Sadece ürünlerde değil, geliştirme ortamlarımızda da Linux tabanlı ve açık kaynak ürünler kullanıyoruz ve gayet memnunuz. Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Ben bugün sizlere Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi'ni anlatacağım. Öncelikle Lider Ahenk nedir, neleri amaçlar, neler yapar? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra Lider Ahenk'in sistem bileşenleri nelerdir, çalışma prensibi nedir, nasıl çalışır, bunları anlatacağım. Lider Ahenk'in temel sistem bileşenleri hakkında birazcık detaya da ineceğiz. Daha sonra seçtiğimiz iletişim protokolünden bahsedeceğiz. Temel eklentilerden bahsedeceğim. Ve en sonunda da ajandamıza bakacağız. Yani şu anda Lider Ahenk'te ne durumdayız ve yakın gelecekte, işte uzak gelecekte neler yapmayı düşünüyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. Lider Ahenk nedir diye baktığımızda Lider Ahenk işte sistemlerinizi, politikalarınızı doğrultusunda yönetebilmeniz için geliştirilmiş bir merkezi yönetim uygulaması. Yani kurumsal bir ağ üzerindeki Linux sistemcilerinizi uzaktan destek sağlayabilmeniz, bakımını yapabilmeniz, bir sorun olduğunda müdahale edebilmeniz için geliştirilmiş politika ve görev tabanlı çalışan bir uygulama. Lider Ahenk'in temel bileşenlerine baktığımızda karşımıza aslında 3 temel bileşeni çıkıyor. Bunlar Lider Konsol. Lider Konsol aslında merkezi yönetim sisteminin kullanıcı arayüzü. Yani bir sistem admininin, sistem yöneticisinin karşısında olan ekran bu. Lider var. Lider uygulama sunucusu aslında. Biz ona Lider adını koyduk. Ve Ahenk var. Aslında Ahenkler var. N tane. Bunlar ve istemciler üzerinde çalışan ajan uygulamalar bunlar. Şimdi çalışma prensibine baktığımız zaman genel olarak yani özetlemek gerekirse öncelikle Lider Konsol üzerinden tanımlanan bir görev veya politika Lider Konsol üzerinden lidere gönderiliyor. Yani kullanıcı arayüzü üzerinden uygulama sunucusuna gönderiliyor. Lider yani uygulama sunucusu gerekli işlemleri yaptıktan sonra nedir bu gerekli işlemler? Onlardan da bahsedeyim. Gerekli işlemlerden bazıları MariaDB veri tabanıyla iletişim kurmak. İşte oradaki yeni kayıtlar eklemek gerekiyorsa yeni kayıtlar. İşte listeleme, update, delete işlemleri gibi bunları yapmak. Bunun haricinde LDAP'la iletişim kuruyor. LDAP'la iletişim kurarken ne yapıyor? Oradaki diyelim ki gönderilen bir görevde bu görevi kim gönderdi? Görevin hani bunu çalıştırmaya yetkisi var mı şeklinde sorgulamalar yapıyor. LDAP'tan ve bu gerekli işlemleri tamamladıktan sonra komutu ilgili Ahenk makinalarına yani çalıştırılması istenen Ahenk makinalarına XMPP sunucusu kullanarak gönderiyor. Genel olarak bu şekilde çalışıyor. Şimdi liderin detaylarına baktığımız zaman liderin genel olarak çalışma prensibini zaten az önce anlattım biraz. Burada lider veri tabanı sunucusu LDAP ve XMPP ile zaten sürekli iletişim halinde. Bunun haricinde temel görevleri neler? Arayüzden yani kullanıcı arayüzünden lider konsol diye adlandırdığımız uygulamadan gelen talepleri, requestleri karşılamak, veri tabanı transactionlarını yönetmek. Bunun haricinde
ahenklere gerekli komutları göndermek ve dönen komutları, yani komutların sonuçlarını, o dönen JSON nesneleri inceleyip gerekenleri veri tabanlarına kaydetmek. Genel olarak görevleri bunlar liderin. Ahenk'e baktığımızda ahenk istemciler üzerinde çalışan Python diliyle geliştirilmiş ve servis olarak çalışan bir ajan yazılım. Özelliklerinden bir tanesi çok az bir sistem tüketiyor. Yani sistem kaynaklarını çok az tüketiyor. Arka tarafta çalışıyor ve sistemi yormuyor. Ve liderle iletişimi tamamen XMPP sunucusu üzerinden gerçekleşiyor. Bazı büyük boyda hani sonuç döndüreceği zaman XMPP sunucusuna yük olmamak amaçlı dosya transferi de kullanabiliyor aynı zamanda. Liderden aldığı komutları, bu arada liderden aldığı komutları gerekirse eklentilerden ya da çekirdek fonksiyonları üzerinden çalıştırabiliyor. Eklenti tabanlı. Çalışma anında, yani herhangi bir start-stop gerektirmeden de eklentileri ekleyip çıkarabiliyorsunuz üstüne. Bu özellik aynı zamanda lider için de geçerli. Konsol için de geçerli. Lider ahenk tamamen çekirdek ve eklenti yapısı üzerinde kurulmuş bir sistem. Lider aynı zamanda Java ile yazılmış. Tamamen Java ile yazılmış bir OSGI uygulaması. Zaten eklenti bazlı çalışabilmesi de bu şekilde sağlanıyor. Ve uygulamada Apache Caraf duyduysanız bilmiyorum. Apache Caraf OSGI konteynerinde koşuyor. Şimdi biraz da iletişim protokolünden bahsetmek istiyorum. Aslında burada Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi projesindeki en yenilikçi ve hani ampul fikir diyebileceğimiz aslında fikir bu. XMPP protokolü. Nedir XMPP protokolü? Genişletilebilir mesajlaşma ve varlık protokolü aslında açılımına baktığımızda. Bize sağladığı avantajlar neler? Açık kaynak olması zaten başlı başına bir avantaj. Bunun haricinde belli standartlara dayanan bir protokol, güvenilir bir protokol ve birçok yerde kendini ispatlamış bir protokol. Bunların bir örneği de WhatsApp'ın kullandığı protokol aslında. Bize neler sağlıyor bunun dışında? Diğer belki uygulamalardan da hani muadil uygulamalardan da bizi ayıran özelliklerden bir tanesi. Bu protokolün sınırsız sayıda istemciyi yönetmemize olanak sağlıyor olması. Bunu nasıl sağlıyor? Yatayda genişletilebilir olma özelliğiyle sağlıyor. Aynı zamanda en önemli şeylerden biri de asenkron çalışıyor. Yani örnek vermek gerekirse işte 200 tane istemciye bir görev veya politika gönderdiniz. Yani bu politikaların gitti gitmedi sonuçlarını beklemiyorsunuz. Yani online offline durumlarında kimse birbirini engellemiyor. Asenkron çalışmasının da en büyük avantajı bu. Böyle bu şekilde de kuyruk ve birikimi engelliyorsunuz aslında. İletişim protokolünden sonra lider konsoldan da biraz bahsetmek gerekiyor. Lider konsol, az önce de bahsettiğim gibi bu merkezi yönetim sisteminin kullanıcı arayüzü. Yani sistem adminlerinin aslında en çok haşır neşir olacağı kısım burası. Bu da bir Java uygulaması. Standalone bir masaüstü Java uygulaması. Eclipse IDE yardımıyla geliştirilmiş bir uygulama. Hani karıştırılan şeylerden biri Eclipse'e tip olarak çok beklediği için, benzediği için hani acaba Eclipse eklentisi mi diye düşünülüyor. Aslında eklenti değil, tam anlamıyla bir masaüstü uygulaması. En önemli özelliklerinden bir tanesi lider tarafıyla tamamen REST
teknolojisiyle konuşuyor. Yani şu şekilde kendi arayüzünüzü geliştirme imkanı sağlıyor size. Yani siz Eclipse IDE olarak geliştirilen bir lider konsolu çıkarıp bunun yerine web arayüzü olabilir, mobil bir arayüz olabilir. Onunla veya atıyorum bir terminal uygulaması bile olabilir. REST olarak konuşan herhangi bir uygulamayı yerine koyabilirsiniz. Bu da birazcık modülerlik katıyor aslında projeye. Aslında sadece bu modülerlik lider konsol tarafında değil, genel olarak bütün projede proje bu şekilde geliştirildi. Şöyle söyleyeyim, bu projede bir interface'in implementasyonu olmayan, yani neredeyse hiçbir şey yok. Ben OpenLDAP'ı aradan çıkıyla yapmanız mümkün. Bu da birazcık aslında geliştiricinin önünü açalım, işte bir community oluşturalım amacıyla yapılmış bir şey. Şimdi liderin temel eklentilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi yani 30'dan fazla eklenti var ve bunların haricinde de eklenti geliştirmek gerçekten hani birazcık kodlama bilgisiyle beraber mümkün. Ve kurumların özel isteklerine göre de ekstra eklentiler geliştirebilmek mümkün. Ama şu anda hali hazırda bulunan eklentilerimiz bunlar. Birazcık örnek vereyim. Uygulama yönetimi dediğimiz eklenti. Aynı zamanda paket yöneticisi olarak da adlandırıyoruz bu eklentiyi. Biliyorsunuz ki Linux dağıtımlarda hepsinde birer paket yöneticisi var. Bu eklentide paketleri yönetmenizi sağlıyor. Ne yapıyor? İşte şu makinelerde işte Java versiyonunu 1.7'ye çek gibi komutlar verebiliyorsunuz. Downgrade, upgrade işlemlerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Kur kaldır işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bu da aslında sistem yöneticilerinin bir makinede sıkıntı çıktığı zaman veya bir uygulama çalışmadığı zaman bu kurumsal ağ üzerinde uzaktan çözüm uygulayabilmesini sağlıyor. Bunun haricinde dosya paylaşımı yapabiliyor. Ayrıca da bir dosya sunucumuz var. Aslında bu dosya sunucusu herhangi bir Linux makine olabiliyor aslında. Kendi üzerinden bile yani ufak atıyorum 100 makine vardır. Çok fazla bir yük olmayacaktır ağda. Böyle olduğu durumlarda kendi üzerinden bile dosya sunucusu olarak kullanıp dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde kaynak kullanımı eklentimiz var. Kaynak kullanımında da anlık olarak makine üzerindeki CPU, RAM, hard disk vesaire gibi donanım kullanımlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde alarmlar tanımlayabiliyorsunuz. Yani şu makinede CPU kullanımı %90'ı geçerse beni uyar şeklinde bir alarm tanımlayabiliyorsunuz. Aslında bu kaynak kullanımı kısmıyla sistemci yönetiminden ziyade server yönetiminde de kullanılabileceğini görüyoruz. Bunun haricinde oturum açma eklentimiz var. Login management dediğimiz eklenti. Bunda da kullanıcıların oturum açmalarını sınırlandırabiliyorsunuz. Mesela 9'dan önce bilgisayar açılmasın veya 6'dan sonra kimse login olamasın şu makinelere gibi seçenekler mevcut. Uzak masaüstü bağlantısı eklentisi var. Uzak masaüstü bağlantısında da VNC kullanıyoruz burada. Herhangi bir makineyi kullanıcı arayüz üzerinden sağ tıklayıp seçip bu makineye uzaktan bağlan dediğimizde direkt olarak yardım etmek istediğimiz ya da ulaşmak istediğimiz makineyi önümüze alabiliyoruz. Burada da şöyle şeyler de geliştirildi aslında. Birazcık hani kişisel nasıl diyeyim şeylere bulaşmamak için. Görevi gönderdiğiniz anda kullanıcının ekranında bir uyarı çıkıyor ve size bağlanma talebinde bulunuyor. İşte yöneticiniz gibi. Hani bunu kabul ediyor musunuz gibi bir uyarı çıkıyor.
Ve hani o anda o kişi çünkü özel bir şey yapıyor olabilir. Atıyorum bir kredi kartı hesabında bir şeyler yapıyor olabilir. Bunlar gibi istekler doğdu. O yüzden böyle şeyler de geliştirildi burada. Bu genel olarak görüntü alma ile ilgili bütün eklentilerde mevcut. İsterseniz kaldırabiliyorsunuz bu özelliği tabii. Orası da bir konfigürasyon evi sadece. Betik çalıştırma. Aslında script betik çalıştırmaya baktığımız zaman böyle bir eklentinin olması zaten sizin yeteneklerinizi sonsuzlaştırıyor. Yani herhangi bir dilde bir betik çalıştırabiliyorsunuz. Bu bir bash script olabilir, bir Python script olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bir betiği arayüz üzerinden tanımlayıp bu betiği şu makinelerde çalıştır dediğiniz anda direkt olarak o makineye gönderiliyor ve sonuçları da size döndürülüyor. Sonuçlar da aynı zamanda veri tabanında saklanıyor ve bu raporlamalarını da yapabiliyorsunuz. Bu zaten yeteneklerinizi sonsuzlaştırıyor aslında. Tabii bunun bazı tehlikeleri de var. Hani herhangi kötü niyetli bir kişi bununla çok hani zarar da verebilir sistemlere. Ama bununla alakalı da çalışmalarımız var. Onlardan da bahsedeceğiz. USB yönetimi. USB yönetiminde de blacklist, whitelist gibi beyaz kara listeler oluşturabiliyorsunuz. Bunları nasıl oluşturuyorsunuz? Seri numaralarından veya üreticilerden atıyorum SanDisk'leri yasakla veya işte sadece şu seri nolu olanları çalıştırabilsin kullanıcı gibi kurallar belirleyebiliyorsunuz. Veya işte yöneticiler kullanabilsin USB'leri, normal kullanıcılar kullanamasın gibi sınırlandırmalar da belirleyebiliyorsunuz. Bu bir politika eklentisi. Yani tamamen sizin kurumsal politikanıza göre şekillendirebiliyorsunuz. Kablosuz ağ yönetimi de Linux'lerdeki Network Manager dediğimiz o sistemi aslında uzaktan yönetebildiğinizi düşünün. Bu şekilde işliyor. Disk kotası yönetimi. Disk kotası da her bir kullanıcıya ayrı ayrı kota belirleyebiliyorsunuz. Hard ve soft kotalar olmak üzere bunlar. Yani özellikle LTSB sistemlerde, ince işlemci sistemlerde bu bayağı bir gereklilik olabiliyor. Yani şimdi bunları tek tek hepsini geçmeyeyim. Çünkü bayağı uzun sürebilir. Önemlilerden birkaç şey. Ha, mesela parola politikaları. Parola politikalarında da kullanıcının parolası en az işte 12 karakterden oluşsun. İçinde en az 3 tane işte atıyorum büyük harf olsun. En az 2 tane harf sayı olsun gibi bu şekilde nasıl bir parola belirleyeceğini yönetebiliyorsunuz. Bunun haricinde direkt olarak parolasını değiştirebiliyorsunuz. Yerel kullanıcı yönetimi de aslında bununla paralel giden bir eklenti. Yerel kullanıcı yönetiminde de LDAP'ta kullanılan user'lar değil de makinenin yerelinde var olan kullanıcıları ekleyip çıkartıp değişiklik yapabiliyorsunuz. Yine güvenlikle alakalı bir firewall eklentimiz var. Firewall ayarlarını yapabildiğiniz kullanıcı arayüzü üzerinden. Antivirüs yönetimimiz var. Gene bir antivirüs konfigürasyonu yapabileceğiniz bir eklenti. Web browser yönetimi. Web browser yönetimi eklentisi de Firefox üzerine dayalı aslında. Firefox'un bize açtığı API'leri kullanabiliyoruz burada. Yani Firefox'ta yapabildiğiniz tüm ayarları, elde yapabildiğiniz tüm ayarları uzaktan da oluşturup genel politikalar ayarlayıp ve bunları gruplara uygulayabiliyorsunuz. Yani bir birime veya LDAP'taki ağaç kırılımlarını düşünürsek herhangi bir yere uygulayabiliyorsunuz. Güncel yönetimi de gene istemci yönetimi dışında server yönetiminde de kullanabileceğiniz bir özellik. Bu da rsyslog paketini kullanarak çalışıyor. Bir makinede oluşan günceleri otomatik olarak zamanlı veya sürekli elde olarak
otomatik olarak şeyi alabiliyorsunuz. Uzakta bir yedekleme sunucusuna veya kendinize herhangi bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Burada da yetenekleriniz tamamen Artistlog'un size sunduğu olanaklara dayalı. Bildirim yönetimi, bu da çok hani tercih edilen bir eklenti. Bildirim yönetiminde de şöyle, kurum içinde çok önemli bir event, bir toplantı şey olabilir veya bir duyuru yapmanız gerekebilir. Bu duyuruyu seçtiğiniz makineler üzerinde direkt masa üstüne not olarak gönderebiliyorsunuz. Tekrar kaldırabiliyorsunuz veya zamanlı duyurular ayarlayabiliyorsunuz. Ekran koruyucu yönetimimiz var. Bu da bütün makinelerdeki ekran koruyucuları hani otomatik bir şekilde ayarlamamızı sağlıyor. Ekran görüntüsü alma. Bu da birazcık takiple alakalı. İş takibi gibi de düşünebilirsiniz. Hani neler oluyor bilgisayarlarda, neler yapılıyor. Bunu denetleme amaçlı yapılabiliyor. Hani istediğiniz makineleri seçip bu makinelerin ekran görüntüsünü al dediğiniz anda ahenklere birer komut gidiyor. O anda ekran görüntüleri alınıyor. Tabii eğer ayarını yaparsanız önce soruyor kullanıcıya. Daha sonra ekran görüntülerini XMPP ile değil de dosya transferiyle gönderiyor. Çünkü hani büyük boyutlu dosyalar olabiliyor ekran görüntüleri. Burada da hem network'ü çok fazla yormayalım hem de hani XMPP sunucusunu yormayalım amaçlı bir önlem aslında. Bu şekilde çalışıyor. Masaüstü ayarları yönetiminde de gene masaüstülerini standartlaştırabiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde. Servis yönetimi var mesela. Bu da önemli yönetimlerden bazısı. Özellikle göç sırasında servis yönetimini çok kullandılar diye duydum. Gördüm de yani gözümde Bursa Kamu Hastaneler Birliği'nde. Özellikle bazı Linux'e hani, destek sağlamayan printerlarla alakalı bazı workaround'lar yapılıyordu ve farklı driver'larla çalıştırılmaya çalışıyordu. Bunda da bir sıkıntı olduğu zaman Linux'teki printer servisini CAPS'ı tekrar baştan başlatarak kullanıyorlardı. Şimdi biraz da Ajanda'dan bahsetmek istiyorum. Ajanda'dan kastım ne? Leader Hank ve ona bağlı projeler şu anda ne durumda, yetenekleri neler, durumu ne ve ileride neler olacak, planlarımız ne, hedeflerimiz ne, bunlardan bahsetmek istiyorum. Leader Hank'ten başlarsak ana proje olarak, Leader Hank şu an kolay kurulabilen, bir kurulum sihirbazı olan ve kurulan sistem bileşenlerini çok iyi bir şekilde bilmeden bile gerekli rehberleri, videoları takip ederek sihirbazla kurabileceğiniz bir durumda şu an. Java ve Python tabanlı bir uygulama, az önce de bahsettiğim gibi. Ve birçok eklentisi var. Ve hani geçen seneki kaptan bu yana ne değişti? Geçen seneki kaptan bu yana en fazla değişen şey sahada kullanılması aslında. Yani şu anda Bursa Kamu Hastaneler Birliği'nde en son aldığım bilgiye göre 2200 küsür tane Pardus makine var ve bunların üzerinde ahenk kurulup ve gerekli bazı işlemleri bunlar üzerinden yapabiliyorlar. Bunun haricinde dokümantasyon ve destek kısımları artırıldı. İşte internet siteleri güncellendi. Bir ara ufak tefek sıkıntılar yaşandı gerçi ama şu anda iyi durumda. Ve kararlı bir sürüm. Şu anda kullanılabilir, indirilebilir, kurulabilir bir sürüm. Yani hazır bir sürüm aslında. Lava diye adlandırdığımız bir projemiz de var. Bu projede aslında Leader Hank Windows ajanın kısaltılmışı. Burada amacımız ne? Ondan bahsedeyim biraz. Lava projesinde şimdi göç sırasında bazı makineleri LDAP'a dahil edemiyorsunuz veya Leader Hank de değil de Pardus'a çeviremiyorsunuz.
Yani böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Çünkü tamamen Windows'a bağımlı uygulamalar olabiliyor. Veya o cihazın driver'ı gerekiyor ve Linux, yani onu dağıtan firma Linux driver'ını çıkarmamış oluyor. Bu yüzden o makineler Windows'da kalmak zorunda kalıyor. Bu özellikle bazı hani özel cihazlarda, medikal ve diğer özel cihazlarda olabiliyor. Veya bazı belediyeler işte Netcat tarzı uygulamalar kullanıyor. Bunların bir desteği yok Linux tarafında. Hani bütün makineleri geçirmeyeceğiz diye, hani belli bir kısmını geçirmeyeceğiz diye bir şey yok aslında. Yani bütün makineleri geçiremeyeceğiz, hiç bir makineyi Parus'a geçirmeyelim o zaman diye düşünmemek amaçlı aslında biraz yapılmış bir şey. Ve göçü yönetme kısmında biraz daha lider ahenge fonksiyon kazandırabilme amaçlı yapılmış bir şey. Aslında Lava dediğimiz ahenk yerine geçen sadece ajan bir yazılım. Lider ahenge ek olarak yapılmış olan. Ve hala da şu an geliştiriliyor. Windows'da gene servis olarak çalışıyor. Python ve .NET tabanlı geliştirildi. Şu anda kurulumu yapılabiliyor ama henüz paketlenmedi. Yani bir paket olarak dağıtıma çıkmadı. O da inşallah yakında çıkacak. Bunu Lava'yı kurduğunuz zaman ekstradan bir şey yapmanız gerekmiyor. Yani diğer hani lider ve lider konsol tarafında bir değişiklik yapmanız gerekmiyor. Aynı arayüz ve aynı lider üzerinden yönetime devam edebiliyorsunuz. Böyle güzel bir özelliği var ve lider ahenge hem LDAP konusunda hem XMPP konusunda tam entegrasyon sağlayabiliyor şu anda. Üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Biz de çünkü Windows ajanları da yönetebiliyor muyuz? Yani biz bazı makineleri çünkü geçiremeyeceğiz. Buna ihtiyacımız var diye çok sık sorulan bir soru oluyor. Şu anda hani beta sürümü ne yakınız diyebiliriz. Yani birçok eklentiyi de ondan 10 ve daha fazla eklentiyi de taşıdık diyebiliriz. Neler yapabiliyorsunuz şu anda? Şu anda temel olarak paket kurup kaldırabiliyor. Nasıl kurabiliyor bunu da? Windows'ta biliyorsunuz bir hani APT gibi bir paket yöneticisi yok. Ama Microsoft'un aslında desteklediği açık kaynak bir paket yönetici sistemi var Windows'larda. Choco diye bir, Chocolate diye bir paket yöneticisi. Bunun üzerinden komutlar çalıştırabiliyor. Bunun haricinde de MSI ve Exe dosyalarını destekliyor. Yani kullanıcı arayüzü üzerinden bir MSI veya Exe dosyası seçip şunu şu makinelere kur dediğiniz zaman, eğer o MSI ve Exe geliştirilirken silent install'u, yani herhangi bir soru sormadan direkt konfigürasyon yapabilme özelliğine sahipse bu var. Bunun haricinde script var. Zaten ilk geliştirdiğimizde o oldu. Çünkü onun yetenekleri çok fazla oluyor. Script'te de hem PowerShell komutları kullanabiliyorsunuz. Şeye ek olarak, normal ahenge ek olarak. Burada bir de PowerShell kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde herhangi bir bildiğiniz script dilini yazıp çalıştırabiliyorsunuz. Onun haricinde gene masaüstü bildirimi özelliği var. Aklıma gelenlerden bir tanesi. Dosya paylaşımı var. Yani şuraya bir bakarsam tekrar aklıma daha fazla şey gelir. Servis yönetimini taşıdık, o var. Kaynak kullanımını gene taşındı. Bunlar var. Yerel kullanıcı eklentisi var. Yani şu anda bayağı bir ilerlemiş durumda ama tam bir ürün halinde değil şu an sadece. Biraz daha geliştirme ortamında, biraz daha laboratuvarda şu an. Kısa bir zamanı var diyebilirim onunla. Bir de Eyva projemiz var bunun haricinde. Eyva projemiz ne? Bu da aslında Lider Ahenk için web arayüz geliştirme. Lider konsoldan bahsederken aslında bunu da söyleyecektim de hani burada ayrı ayrı konuşalım daha net olur diye şey yaptım. REST teknolojisiyle konuştuğumu anlatmıştım size. Bu yüzden herhangi bir oraya arayüz koyabileceğimizi anlatmıştım. Bu da aslında onun gerçekleştirme oluyor şu anda. Hem webten hem de mobilden kullanabilelim amaçlı geliştirilmiş bir proje. Bootstrap, Spring ve Timelift
teknolojileri kullanılarak geliştiriliyor şu an. Ve bootstrap olduğundan dolayı da mobil cihazlarla uyumlu. Bunu niye yaptık bu arada? Açıkçası Eclipse IDE'si olarak, Eclipse IDE'si kullanılarak geliştirilen lider konsolu kullanıcılarımız biraz kullanamadı diyebilirim. Yani zorluk çektiler. Biraz karmaşık bir yapısı vardı. Birazcık da hantallığı vardı aslında. Bunu da biz gözlemliyorum. Ayrıca kurulum gerektirmiyor bu. Yani direkt olarak lider üzerinden çalıştığı için, sunulduğu için, bir web uygulaması olarak sunulduğu için lideri kurduğunuz anda ağ olarak o makineye erişimi olan herhangi bir bilgisayardan LDAP'tan oturum açarak bağlanabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı da var. Biraz daha kullanıcı dostu olmasını istedik. Raporlama ve dashboard özelliği getirdik. Biraz daha buraları esnekleştirdik. Ama bu da biraz daha süresi var dediğim gibi, beta sürümü yakında çıkacak diye umuyoruz. Bu şekilde. Bunu da aslında biz Lider Hang'in MR'ı olarak tanımlıyoruz. Lider Hang'de ne gibi teknolojiler kullanıyor? Açık kaynak teknolojiler. Bunları da burada görebilirsiniz. Aslında tamamı değil, daha başka teknolojiler de var ama ana hatlarıyla şu anda bunları kullanıyoruz. Bunlara da göz gezdirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Çok fazla da zamanımız yok. Bir 15 dakika kadar zamanımız var. İsterseniz 15 dakika boyunca soruları alabilirim. Daha sonra da isteyenler bir numaralı bankoda da standımız var. Oraya da gelip sohbet edebiliriz. Buyurun. Bu tarafında ne gibi çözümler var? Çok önemli. 4-5 bin cihaz yönetiyoruz şu anda. Olmazsa olmaz bir şey bu. Evet. Ne gibi çözümler var? Neler düşünülüyor? Şimdi deployment olarak sorduğunuz herhangi bir sizin geliştirdiğiniz bir uygulamanın makinelere deployment var. Harusla ilgili soruyorum. Diyelim ki göçü. Evet. Göçü yaptık. O kararımızı çekmeyi sürdürdük. Fakat farklı lokasyonlarda çok sayıda makinemiz var. Bunları merkezlerde dağıtmak veya zaman zaman yenilemek lazım. Yani evet. Bir sürüm geldiğinde bunları dağıtmak gibi bir durum olduğunda ne yapabiliriz? Orada da bahsettiğim hani paket yöneticisi uygulamamız vardı. Paket yöneticisi APT tabanlı zaten. Herhangi bir güncelleştirme yapmak istediğiniz zaman şu paketi şu versiyona çek diyorsunuz. İstediğiniz makineleri seçip gönderdiğiniz anda. Böyle paket bazında demiyor hocam, yanlış anlaşılmasın. Çekirdek değiştiği zaman hani diyelim ki 17 kararın sürümü çıktı. Yani bugün 17, bugün 18 çıktı. Paketi de tümden çekirdek değişecek. O zaman bir kontrolüm gerekmeyecek. Yani şöyle söyleyeyim, eğer Pardus üzerinde normalde sizin önünüzdeki makinede tamamen format gerektiren, tam bir kurulum gerektiren bir şeyse gerekiyor. Yani çekirdekleşen ama gerekir diye düşündüğüm için sonra. Yani kernel'ı uzaktan evet, update yani edebiliyorsunuz. Yani bu sıkıntı olmaz. Buyurun. Paralı Türkçe karakterli oluyor mu, olmuyor mu? Şöyle, Lider Hang zaten parola yönetimi aslında LDAP tarafında. O LDAP olarak da Open LDAP kullanıyoruz. Yani Open LDAP'ın bize sunduğu her şeyi kullanabiliriz. O anda orada da Türkçe karakterlerde sorun olmadığını biliyorum. Ama sorun olursa da özel bir geliştirme yapılmaya çalışılabilir. Başka sorun sorun. Siz de hocam koyup var dediniz hocam. Evet. O Windows makinalarda, laptop sunuculardan kalmıyor. Evet. Yerel kullanıcı kontrolü yapabiliyor, ekleyebiliyor kendilerimiz. Aynı zamanda o kullanıcıların parola işlemleri falan da yapabiliyor mu? Evet, yapabiliyor. Ekleme, silme, düzenleme işlemlerini herhangi bir yerel kullanıcının yapabiliyor. Hı-hı. Buyurun. Başka bir kelime bulmak
Ya aslında haklısınız, ajan kelimesini kullanırken aslında ben de biraz irite oluyorum. Ama o aslında agent diye kullandığımız yani öbür tarafta. Karşılığı Türkçe de temsilcidir. Evet. Şirket doğru. Temsilcisi, yani ne diyeceksiniz bilmiyorum ama ajan kelimesi çok fazla. Evet. Evet, biraz o konuda haklısınız. Ben de yani biraz onda. Kişilere benim bilgisayarıma ulaştığını evet. Diyebilirim. Diyebilirim, doğru söylüyorsunuz. Soru varsa alabilirim. Yani şu anda versiyon kontrollerini Blackbeam yapıyor aslında. 1.0 yayınlandı. Üzerine daha da birçok şey eklendi. Ama isim olarak 1.1 olarak daha tam adlandırılmadı. Ben aslında 1.0'ın üzerine birçok şey eklendiği için 1.1 olarak anlattım size. Şu anda hani GitHub'daki release'lere baktığınız zaman 1.0 olarak geçer ama bundan hani nasıl diyeyim 6 ay öncesinde çok farkı vardır. Evet. Yani şu anda güncel versiyonda bunların hepsi var. Sadece Windows ajan ve Ava yok. Onların zaten kodları da henüz açılmadı geliştirme sürecinde olduğu için ama yakında inşallah olacak. Evet, kurulumla ilgili bir video var. Bir de detaylı bir screenshotlı bir rehber var. O rehberi indirip ve kurulum uygulamasını indirip adım adım takip ederseniz yani çok büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Anlatılıyor, evet. Buyurun, kitapta. Birden fazla kurulabiliyor mu acaba? Bir ekleyebiliyor mu? Evet, kurulabiliyor. Server tarafından bahsediyorsunuz. Liderler artırılabiliyor mu sayı olarak? Evet. Aynı ağaçlar. Artırılabiliyor, evet. Yani yedekliyorlar. Yani senkronizasyon var mı arada? Var, evet. Yani zaten Apache Caraf'ın bir özelliği var. Ağda yeni bir Caraf gördüğü anda zaten onunla direkt iletişimi kurmaya başlıyor. Onlar için de lider tarafında diğer bileşenler de MariaDB, Jabbert, bunların bütün kurulumları cluster olarak yapılabiliyorlar. OpenLDAP'ın da aynı şekilde. Hatta sihirbaz üzerinden bile yapabiliyorsunuz cluster kurulumlarını. Buyurun. MariaDB çöktü mesela. Aynen. Çöktü derken nasıl bir çökme oldu? Yani hatta Alexa'nın içinde veya başka bir şey oldu. Hizmet veremiyor. Aink kendini baştan başlatıyor. Yani Aink'i siz özellikle çökertmeye çalışsanız, kiletseniz bile servis olarak o şekilde konfigüre edildiğinden dolayı kilettiğiniz anda tekrar yeni bir proses açıp başlar. Kendi çökerse olur. Yani kendi çökerse zaten hani çökme gibi bir yapısı olamaz. Aink'in ona göre yapılır. Yani kiledilmedikçe Aink prosesi gitmez. Öyle söyleyeyim. Ayrı threadlerde çalışıyor çünkü. Diyelim ki bir eklenti çalıştırmayı denedi ve hata aldı. Hata çok fatal bir hata, çok sıkıntılı bir hata bile olsa ana thread ölmeyeceği için sıkıntı olmaz. O şekilde söyleyeyim. Buyurun. Yani bir de aynen OpenLDAP kullanıyormuşsunuz. Evet, yani default olarak OpenLDAP kullanıyoruz. Bu şimdi beraber kod olarak mı geliyor? Yok, şöyle kurulu olarak gelmiyor, kurmanız gerekiyor ama kurulum sihirbazının içinde zaten LDAP paketi de var. Siz onu gerekli IP adresi, işte şifreler, ayarları girdikten sonra kur dediğiniz zaman zaten istediğiniz o makine uzaktan veya lokalden kurulum yapabiliyorsunuz. Şöyle, kullanıcılara aktarabilirsiniz. Bunun için birçok çözüm de var. Ama şifreleri aktarmanız mümkün değil. Çünkü bunu LDAP protokolü böyle bir şey sağlamıyor. Yani LDAP'ın hiçbir gerçekleştirdiğinde böyle bir şey yok. Şifreleri alamıyorsunuz içinden güvenlik amaçlı. Yani şifreleri tekrar kullanıcıya girdirtmek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunun için de hani ufak bir uygulama yazılabilir veya lider ANC üzerinden bir eklenti yazılıp bir şeyler yapılabilir. Bir atıyorum bir web uygulaması yapılır.
lider ahenge entegre olarak çalışır ve kullanıcıya ilk logininde bir şeyler sorabilir. Bu şekilde veya bir e-mail gönderir. Lider ahenk şuraya gir, şu kullanıcılarını tanımla diye. Böyle bir şey olabilir. Yani şifreleri almak imkansız. Buyurun. Sistemci tarafında, yani Parkus'larda bu lider ortamına katılması için bir arayüz var mı? Yoksa başına gidip birisi buna şu şekilde katıl, yani domaine ekler. Aha, anladım. Domaine eklemekten bahsediyorsunuz. Aslında bizde domaine ekleme diye bir şey yok. Yani iyi taraflardan bir tanesi de bu. Otomatik olarak LDAP'a zaten ahenk kurulduğu anda, kurulum sırasında bir hatayla karşılaşmazsa, yani ekstra bir durum olmazsa, otomatik olarak LDAP'a kendini kaydediyor. Hatta şu konfigürasyonu da verebiliyoruz biz. Bir CSV dosyasını şu MAC adresli makine LDAP ağacında şu kırılımda dursun ve ismi şu olsun şeklinde bir dosya veriyorsunuz lidere. Liderde bu dosya duruyor. Yeni bir kayıt işlemi gerçekleştiğinde ahenk XMPP sunucusu üzerinden direkt lidere bağlanıyor. Ve bağlanır bağlanmaz da kayıt mesajı gönderiyor. Lider onu LDAP'la iletişim kurarak direkt olarak LDAP'a kaydediyor. Yani hiç domaini alma diye bir şey yok. Hiç uğraşmıyorsunuz. Kurduğunuz anda tamamen hazır. Ama kurarken liderin neresi olduğunu falan herhalde gösteriyoruz buna. Yani... Evet. Kurarken ahenge sadece o da kurulum sihirbazından aynı anda 100-200 tane ahenge bile kurabiliyorsunuz zaten. Kurulum sihirbazından işte XMPP sunucusu burada. Lider bilgileri de şunlar. Kurul dediğin zaman direkt gidiyor zaten. Son bir soru olur. Buyurun. Uzaktan deployment agentler için soruyorum. Hangi seçenekler var? Uzak makinelere tek bir noktadan deploy edebiliyor mu ahenkler? İlk kurulumdan mı bahsediyorsunuz yoksa? Tabii ilk kurulum. Yani Bardus'lar var. Tabii var. Ama biz sonradan bunları agent gönderiyoruz. Yani şöyle bir özelliği de var mesela onu da anlatayım. Kurulum sihirbazını açtığınız ağ taraması yapabiliyorsunuz. Ağ taraması üzerinden online makineleri görüp, yani açık olan makineleri görüp şu makinelere ahenk kur diyebiliyorsunuz. Veya elle girebiliyorsunuz IP'lerine. Yani diyelim ki ben şu makinede kurulum sihirbazını açtım ve bu ağdaki makinelere ahenk kurmak istiyorum. Ulaşabildiğim sürece sıkıntı yok. Her türlü kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. SQL üzerinden mi giriyor? Evet, SSH üzerinden komut çalıştırarak devam ediyor. Bu şekilde çalışıyor. Farklı dağıtımlarda da agent kurabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, dev tabanlı, hani paket yöneticisi AFT olan herhangi bir sürümden çalıştırabilirsiniz. Buyurun. Lider ahenk mevcut durumda maksimum kaç client yönetebilir? Bunun yük testleri yapıldı mı? Bir de ikinci sorum, ahenk clientler üzerinde ne kadar bir kaynak kullanımı? İlkinden başlayayım. Bazı yük testleri yapıldı ama belli bir sayının üzerine çıkmak çok da laboratuvar ortamında bile çok mümkün olmuyor. Yani bir milyon makine deneyemedik tabii ki. Ama şu anda o da bir yük testi sayılır bence. Hani sahada da kullanılan şeyler var. Tabii yani belli yük testleri yapıldı. Bu biraz da sizin donanımınıza bağlı. Yatay olarak ne kadar geliştirebildiğinize bağlı. Yani network'ünüzün gücüne bağlı. Yani çok fazla parametre var orada. Ama belli yük testleri tabii ki yapıldı. Genel olarak öngörü ne? Mesela 100 bin kullanıcılı bir sorumu yönetebilecek düzeyde. Şu anda en yüksek kaç tane şey var? Yani şu anda en çok client şeyde Bursa'da kullanılıyor diye biliyorum kamu hastaneler bildiğinde. Orada da işte 2200-2300 diye en son rakamı duydum şu anda. Bu şekilde. 12.000'de kullanıcı var. İsmail Bey de buradan bana sufle verdi birazcık. O da ulan kimden. Sahip yapısı var mı? Efendim? Site yapısı var mı? Yani bilgilere göre. Yani bizde sitedan fazla iyi var. Aha. Sırtdan biri var. Ha, anladım. Tamamen LDAP ağacını nasıl böldüğünüze bağlı. İstediğiniz gibi bir yapıda bölebilirsiniz. Yani Ankara ile altında, işte İstanbul ile böyle dallandırmalar yapabiliyorsunuz ve bunlara göre de yönetebiliyorsunuz. Ankara ilindeki makinelere şu paketi update et dediğiniz zaman olabiliyor. Yani böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Yok, yani bir tane bir
Lider sunucu olarak tabii bir tane. Yani ama bir tane derken şöyle cluster yapısıyla farklı farklı yerlerde kurabilirsiniz. Hatta Bursa'da öyle bir yapı var şu anda. Bursa'da da şöyle bir var aslında. Farklı farklı hastaneler birliğinin farklı farklı hastaneleri var. Tek bir merkezden 3 hastane birden yönetiyorlar mesela. Bahsettiğiniz gibi benzer bir. Bu anlamda bizim de bazı öngörülerimiz var aslında. Hiyerarşi yapıları yönetmek adına. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda okulları yönetmek gibi hedefimiz olursa, okuldaki tahtaları yönetmek gibi hedefimiz olursa, her okulun üzerinde bir lider, liderleri yöneten başka bir lider gibi bir hiyerarşik yapı oluşturmak gibi gelecek hedefleri var ama mevcut yapıda bile hani ağaç üzerinden 10 bin, 20 bin makine bence rahatlıkla yönetilebilir. Ama her şeyin bir kütfeti olduğu gibi burada da donanım ve network kaynaklarınızı buna göre planlamamız gerekir. Cluster yapıdan bahsediyorsunuz ama cluster bizim bildiğimiz aktif aktif ya da aktif pasif çalışan aynı lokasyonda ya da aynı network'te olan cluster mi? Yoksa bir lider çöktüğünde onda da bir veri tabanı var. Onun bir yeri diğer liderde de var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Bu tamamen ayrıldığında A'dan bu devam edebiliyor mu diye. Evet, devam edebiliyor. Şöyle söyleyeyim. Her bir sistem bileşeninin ayrı cluster'ı var. Yani bileşenlerden bir tanesinde mesela veri tabanı kısmı. Veri tabanında MariaDB'nin bir klasteri var. Lider bileşenlerden bir tanesi uygulama sunucusu var. O Apache Karaflar. Onların ayrı bir klasteri var. Onlardan biri gitti, MariaDB'den de biri gitti. Sıkıntı yok, devam ediyor. eJabber da aynı şekilde. Onların da önünde bir load balancer ile birlikte bir klasteri var. Bu şekilde çalışıyor. Yani herhangi bir sıkıntı olmaz A'dan gitse bile. Uzak lokasyonlara sekrezasyon belirli zamanlarda mı yapılıyor? Nasıl? Ya şöyle söyleyeyim. Şu belirliliği var. Biraz önceki örnekteki gibi. Okullara mesela bu okullarda lider de merkezdeki lider nasıl senkronize olabiliyorlar? Hat hızları düşükse bu nasıl? Artık asenkron mu gerçekleşiyor? Senkron mu oluyor? Şöyle söyleyeyim. Bizim bütün sunucularımız şu anda cluster modelleri aslında master şeklinde gidiyor. Yani slave pek yok. Ama tabii ona göre de konfigüre edilebilir. Ama zaten sizin belirttiğiniz gibi bir durum şu anda yok. Yani işte atıyorum Milli Eğitim Bakanlığı Ankara merkezde bir cluster var. İşte bir de atıyorum Antalya şehrinde bir cluster var. Öyle bir yapı daha kullanılmadı. Açıkladığı gibi bizim de ama o yapıya doğru döndürebilmek için yani fikirlerimiz var, çalışmalarımız var. Ama şöyle bir şey var mesela, Bursa'da Kamu Hastaneler Birliği'nde her hastanede bir cluster var. Onun haricinde bir de merkezde bir cluster var. Ve bir tarafa ulaşamadığı zaman öbür taraftan devam edebiliyor. Orada da bir VPN yapısı var. Biraz karışık aslında o taraf. Ama öyle bir şey yaptık. Yani en azından geçici bir çözüm olarak onu orada yapabildik. Rica ederim. Hocam, buyurun. Tam bu bahsettiğiniz konuda biz yapıda şu anda merkezde bir home 2 edişinin dersek 3, 30 tane çok farklı Türkiye çapında lokasyonlarda Rebound'u DC dersek 34'e çalıştırıyoruz. Şimdi biz bu 30 lokasyona dediğiniz gibi ayrı ayrı cluster yapısında bir tane makine kurduk. Eş zamanlı replike olacak. Yoksa diğer işletim sistemindeki Rebound sunucu gibi bir yapı mı planlıyorsunuz? Nasıl bir şey? Aslında biz şöyle master lider gibi bir şey planlıyoruz. Yani arada bir katman daha planlıyoruz. Çok fazla yük binmeyecek. Sadece lidere politika basacak veya görev gönderecek bir yapı planlıyoruz. Şu anda çok net değil. Zaten aslında Bursa'da yaptığımız şey de biraz geçici bir çözüm. Çünkü network biraz yorabiliyor. O da. İşte onun için söyledim. Biz daha önce, Rebound'lerden önce Additional DC'ler kurmuştuk. Replikasyonda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Evet, İnanılmaz problemler yaşandı. Bunun üzerine daha sonradan işte tipslerin yükselmesi, o functional raise'lerin aktivizlerdeki seviyenin yükselmesi sonucu Rebound'lu DC'lere geçip ondan sonra replikasyonlar da artadı. Yani onun için soruyorum. Sizde de böyle sadece kontrol edilmeyen sadece merkezin politikaların aracı olarak oradaki aileyi basacak. Evet. Biz de öyle bir şey planlıyoruz. Hani biz de ona hani kendi aramızda master leader diye bir isim düşündük. Master deyince kontrol edilebilir
anlamına geliyor, o biraz tehlikeli. Yok, kontrol edilebilir derken yani ilk önce ona gelecek, o diğerlerine dağıtacak gibi bir yapı. Hani onların hep hani şey master gibi o şekilde düşün. Başka soru varsa alabilirim. Ahengin kaynak kullanımını sorayım. Onu cevaplayacaktım. Araya bir şeyler girdi. Aheng yani çok gerçekten çok az bir kaynak kullanıyor. Hani bunu nasıl anlatayım size? Yok sayabilirsiniz. Yani yok sayabilirsiniz, o derecede bir kaynak kullanıyor. Yani her koşulda değil mi? Mesela farklı hani istekler geldi. 1 megabayt. Aşağı yukarı 1 megabayt. Yani memoride o şekilde. Yani belki çok ağır bir, atıyorum şöyle bir şey yaparsınız. Bir script gönderdiniz, hani kötü amaçlı bir script, tamamen CPU kitlemek amaçlı. Ya belki o zaman şey yapabilir. Onun haricinde kaynak çok az kullanıyor yani. Özellikle core fonksiyonları çok az kullanıyor. Çok az kullanıyoruz. Ne kadar bir yapıda denendi mesela hocam, neye göre? Yani normal bir istemci düşünün, atıyorum 2 GB, 4 GB bir Pardus makine düşünün. Bunda normal bir zamanda hani 1 MB, 2 MB civarı çok yok sayılabilecek bir sistem tüketimi var. Şimdi konuyu açıyor da, biraz uzattık galiba. Ben şeyi öğrenmek istiyorum. Pardus ulusal 5'ten yani 2015 sürümünden 2017 sürümüne yükseldi, yeni bir sürüm çıktı. Bu sürümü kurduğumuzda işte bütün bu ayarların çalışılabilir olduğu kontrol ediliyor mu? Yani bu 2015'te çalışan 2017'de çalışma garantisi verilebiliyor mu? Yani verilebiliyor. Onu hani Pardus tarafı tabii daha iyi bilir ama zaten Ahenk... Yoksa biz sadece olarak... Lider Ahenk'in desteklediği sürümde mi kalıyoruz? Yok. Lider Ahenk zaten Pardus'un çıkarttığı, yani Lider Ahenk Pardus'a göre yapıldığı için orada hani önce olan Pardus. Hani biz Pardus'un şu sürümünü desteklemiyoruz diye bir şey söyleyemeyiz. Birlikte gidiyor. Birlikte gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim zaten hani Lider Ahenk geliştirilirken aslında işletim sistemi bağımlılığı olmadan geliştiriyor. Sadece Debian tabanlı bir bağımlılığı var. Zaten hani Windows ajanları geçebilmemiz sebebi hani Linux sistemden Windows'ları da yönetebilme hedefine doğru bile kayabiliyoruz. O yüzden orada çok sıkı sıkıya bir bağımlılık yok. Bizim geliştiricilerimiz bunu, bu sistemleri sadece Pardus'a değil, Debian'ın değişik varyantlarıyla da deniyorlar zaten. Pardus'a çalışabildiği gibi bu sistemler Mint'le çalışabiliyor, Ubuntu'yla çalışabiliyor, Debian'la çalışabiliyor. Sadece tek bir şu anda Linux sistemlerdeki gereksinimler, o da APT ve DEP paketleri bağımlılığımız. O zaman teşekkür ediyorum. İlginize sağlık.